Nöbet yerinde mi şey olmuş? Nöbet yerinde mevzide. Yani bunda üzülecek, yani ben üzülmem buna. Ayıp olmasa gülerim, oynarım yani. Silahım olsa evet, havaya üç el ateş ederim yani. Yani sen... Dik durun biraz. Ay. Bak, beni ayakta tutan inanç yani. Allah'a olan inanç, vatana olan inanç. Oğlum vuruldu diye sevinmedim ben. Oğlum hainler geçmesin diye göğsünü siper ettiği için ben sevindim. Buna sevinilir dedim. Bir de şehadet mertebesine ulaşıyor. Hatta o arada işte bir askerlik geçmişimiz olunca biz de güzel bir haber alınca havaya ateş edilir. Eskiden tabii, eskiden. Şimdi şehirlerde ateş etmek yok. İşte köylerde, açık alanda güzel bir haber aldığın zaman o zamanlar sevinç. Çünkü belli etmek için havaya ateş açılır anlamında. Silahım olsa havaya ateş ederdim diye. Tamamen bu Oğuzhan'ın görevini yaparken hainlere geç vermeyeceğim diye göğsünü siper etmesi. Tamamen bunun sevinci. Canımızdır, kanımızdır, her şeyimiz bu vatan. Bastığın yerleri tanı, altında Türktür yatan. Bastığın yerleri tanı, altında Türktür yatan. Ben Alaaddin Küçük, iki oğlan, bir kız babasıyım. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Oğuzhan ben uzman çavuşluk yaptığım dönemlerde doğdu. Daha sonra ben uzman çavuşluktan ayrıldık, geldikten sonra işte burada ilkokulu, ortaokulu burada okudu. Oğuzhan daha çok hayvanlarla alakalı hedefi vardı hep. Hayvanları çok sever, ata binmeyi çok severdi. Hep böyle bir çiftlik kurma hayali olduğu için çok okumak için çok bir çaba sarf etmedi. Gücü yetmeye başlayınca birlikte hayvancılık yapmaya başladık. Öyle devam ediyorduk. İşte askerlik çağı geldi. Şırnak'ta vatani görevini yaparken direkt çağrı geldi. Sözleşmeli erlikle alakalı eğitime gitti. Amasya'da eğitim yaptı. Oradan da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine atadılar. Şehit oluncaya kadar da orada görev yaptı 2 yıl boyunca. Babasının sağ koluydu. Hayvancılık yapıyorduk zaten. Ahırdan getiremezdik yani. Çok severdi hayvanları, insanları çok severdi. Oğuzhan gerçekten anlatılmaz, yaşanacak bir çocuk. 22 yaşına kadar gerçekten sadaka dağıtmış. Yüzünden gülümseme hiç eksik olmadı. Ben Oğuzhan'ı anlattığım zaman hiç hüzünlenemiyorum zaten. Yani onu anlatırken bile gülümsüyorum. Niye gülümsüyorum? Hiç hüzünlü bir anımız olmadı yani. Ben çok sinirlenen, çabuk sinirlenen birisiydim. Ama Oğuzhan mutlaka gelir, mutlaka beni yumuşatırdı yani. Kesinlikle Oğuzhan, nasıl söyleyeyim, benim normal bir ilacım gibiydi. Oğuzhan'ı gördüm mü gülmemek mümkün değil. Yani bütün sinirin geçer. Sinirli bir halini görmedim ben. Türkü söylemeyi çok severdi. Düğünlere gittiğinde mutlaka düğünlerin neşesi olurdu. Hareketli, neşeli, güler yüzlü, sıcakkanlı bir çocuktu yani. Sevgi kaynar yüreğimiz, bükülmez hiç bileğimiz. Kardeşliktir direğimiz. Biz babadan böyle gördük, böyle gördük, böyle gördük. Biz babadan böyle gördük, böyle gördük, böyle gördük. Ben babamdan böyle gördüm. Normalde bizim planlarımız farklıydı. Ben hayvancılık üzerine çalışıyorum. Büyük oğlan da at biniciliği antrenörü. Güzel bir planımız var. Hem büyükbaş hayvancılık hem yanında da at çiftliği. Sevdiğimiz bir iş. Bunu hep beraber iki oğlan, bir baba nasıl büyütürüz, daha güzel nasıl yaparız? Hep bunun planları üzerine şey yapıyorduk. Sonra bir anda bir baktık iki oğlan, baba biz gidiyoruz dediler. Sözleşmeliğe gidiyoruz biz dediler. Tabii ben de zaten yani kendim de asker kökenli olduğum için bu işleri yani vatan konu olunca itiraz etme gibi şansımız olmadı. Hakkari'ye görevlendirdiler. Biri Hakkari Çukurca, birisi Hakkari Şemdinli'ye görevlendirdiler.
şehit oluncaya kadar ikisi de orada görevdeydi. Ben çocuklara küçükten beri o Çanakkale ile alakalı çok şeyler anlatırdım. O bilinçle yetiştirmeye çalıştım. Bunun şeyini de sonra gördüm. Oğuzhan üst bölgesinde görev yaparken bir gün telefonla konuşuyoruz. Kış günü kar 5 metre, Hakkari'nin bir üst bölgesinde 5 metre kar, bir de tipi. Biraz yiyecek sıkıntısı çekmişler. Üst bölgesine şey gelmemiş, ikmal gelmeyince. Ben o ara biraz şey yapmıştım yani. Bir an biraz duygusallaşmıştım. Hatta Oğuzhan'la telefonla konuşurken, oğlum devletimiz güçlü, nasıl olur sizi aç bırakır? Neden böyle olmuş? Bir böyle biraz, yani sonuçta çocuğum, biraz duygusal şey yaptık onun, onların aç kaldığını düşününce. Bir an öyle bir şey yaptım. Yani Oğuzhan'ın bana verdiği şey, o zaman çok duygulanmıştım. O zaman verdiğimiz şeylerin boşa gitmediğini anladım. Baba dedi, Çanakkale'deki bizim ecdadımız orada bazı zaman günde bir defa ekmek yemiş. Bazı zaman sadece ekmek hoşafla savaşmışlar. Bizim için onları yapmışlar. Onlar şikayet etmemişler. Biz şimdi şikayet edersek çok ayıp olur diye bir şey söyledi. Ben o zaman hakikaten çok duygulandım. Şöyle duygulanıyorsun. Yani kendi çocuğun böyle bir bilinçte olması insanı hem duygulandırıyor hem gururlandırıyor. Yani zamanında çocuklara böyle şeyleri öğrettiğimizin sonradan bu şekilde geri dönüşü olunca iyi ki de böyle olmuş diyorsun. Ben fabrikada çalışıyordum. Beni sürekli durağa götürür getirirdi. Yine bir gün gelirken böyle ortaokuldaydı o zaman. Anne dedi, ben şehit olacağım dedi. Daha oğlum dedim, yaşın çok küçük senin dedim. Daha büyüyeceksin, askere gideceksin. Daha önümüzde çok uzun zaman var, bunları düşünme diyordum. Anne dedi, ben askere gidip gelmeden önce de evlenmeyeceğim dedi. Niye dedim? Ben arkamda gözü yaşlı kimseyi bırakmak istemiyorum dedi. Ben de o an dedim ki, Allah'ım dedim gönlüne göre versin. Gelirsen bizimsin, kalırsan vatanınsın oğlum dedim. Yapacak bir şey yok dedim. Yani hep öyle şehitliği çok hayal eden bir çocuktu. Yani şehadeti ben onlara hep anlatıyordum. Çünkü şöyle diyordum. Bugüne kadar herkes ölmüş ve herkes ölümü tadacak. Ama şehitler ölmeyecek. Yani bu bana çok güzel bir şey ve ulaşılması gereken bir şey olarak geliyordu. Tabii ben onları anlatırken aslında kendi isteğimi de anlatıyordum. Kendim de böyle bir şey istediğim için. Onlara bu şekilde anlatınca şehit olduktan sonra bir ilkokul öğretmeninin bir tanesi söyledi. Ortaokuldan son mezun olurken işte çocuklar buradan çıkınca ne iş yapacaksınız? Nereyi hedefliyorsunuz? Hangi mesleği yapacaksınız gibi soru sorunca ben asker olacağım, şehit olacağım demiş. Ortaokul son sınıfta karneleri alacakları gün. Öğretmenleriyle sohbetinde bunu söylemiş. Şehit olduktan sonra bize ziyarete geldiğinde öğretmeni böyle söylemişti. O zaman çok şaşırdık. Siz de biliyorsunuz bizim askerler çok kendileriyle alakalı çok şeyleri anlatmazlar. Bize de anlatmadı zaten. Bir izine geldiğinde işte çantasında gördük. Bir çatışmaya, yoğun bir çatışma esnasında yanındaki arkadaşından sıçrayan boş kovanlar sırtına girmiş. Çatışmaya devam etmişler. Daha sonra işte bura gelince gördük onu. Hem üzerine giydiği kazak yanmıştı hem de sırtında siyah siyah lekeler vardı. Boş kovanın o sıcak olarak yaktığı şeyin. Ama bizim Oğuzhan'da öyle bir rahatlık vardı ki yani gerçi bizim Oğuzhan gibi tüm bizim askerlerin hepsi ya önemli değil gibi böyle geçiştiren bir şeylerimiz var bizim askerler böyle. Biz gitsinler de vurulsunlar, şehit olsunlar diye göndermedik. Gitsinler, mücadele etsinler, vatan hainlerine geçit vermesinler, sonra da sağ salim gelsinler diye gönderdik. Ama mücadele ederken vatan hainlerine geçit vermemek için gerekirse göğsünü siper etsinler dedik yani. Ama bu top olur, ama mermi olur, ama mayın olur. Yani vurulsun demedik. Göğsünü siper etsin ama o düşmanı oradan geçittirmesin. Yani gönderirken böyle. Düşüncemiz böyleydi. Gelenler Oğuzhan şehit oldu deyince ben nerede şehit olduğunu şey yaptım. Korkularımdan dolayı yani. Ne zaman ki görevli nöbet yerinde şehit oldu deyince benim bütün korkularım, bütün şeyim gitti işte. Benim için bu bir kriterdi. Yani görevi başında, görevini yaparken, bayrak inmesin diye görev yerinde hainlerle mücadele edin, gerekirse gözümüzü siper edin dediğimin Türkçesi nöbet yerinde şehit oldu, görevini yaparken şehit oldu cümlesiydi.
Bunu duyunca tabii ben bir ferahladım. Tabii yani buna üzülünecek bir şey yok. Bir bayram günü şehit oldu zaten. Birinci bayram gün bayramlaştık. Ertesi gün de şehit haberini aldık. O yüzden bizim için bayramlar biraz daha şeydir. Başka bir manada, başka bir anlamda. Bayram namazı, bayram yemeği. Yani bayramda bayramlaşıp ikinci bayramında şehit haberini alınca bayramlar bizim için biraz daha farklı bir anlam ifade ediyor işte. Biz köydeydik o zaman. Bahçede köydeydik. Orada ulaştırdılar bize haberi. Tabii ki ben bir 10 dakika bir şok yaşadım. 10 dakika şoktan sonra Allah'ıma çok şükürler olsun ki bu zamana geldik. Gözümden bir damla yaş akıtmadım Oğuzhan için. Çok şükür. Hep şükrettim. Tabii ki özlüyorum. Anneyim, özlüyorum tabii ki ama keşke bizlere de nasip olsa. Şehit olmadan bir hafta önce bir çatışmaya girmişti. Ondan haberimiz vardı. O çatışma esnasında silahının namlusu mermi almıştı hainler tarafından. Silahı çalışmamış. Namlu mermi yiyince, silahı çalışmayınca bu ona çok dokunmuştu. Tabi o arada gelip püskürtmüşler hainleri. Fakat bu ona kendince bir başarısızlık gibi bir şey yapamamış şey veriyordu. Son bir haftada sürekli bir daha gelirlerse görecekler. Bir daha gelirlerse görecekler diye bu cümleyi çok tekrar ediyormuşmuş. Hem de Oğuzhan normalde görevi gece. Gece göreve gidip sabahleyin. Gündüz bir görevi yok. Bizim bildiğimiz, bize anlattı o. Ama şehit olduğu şey gündüz 2-3 civarı. Bu bir hafta önceki çatışmadaki bu şeye çok kızmış, çok hırslanmış. O yüzden öğlenleri kalkıyormuşmuş, yemeğini yedikten sonra çayını dahi mevziye gidip çayını mevzide içmeye başladım. Yani görevi akşam başlıyor aslında ama öğleden sonralar bir göreve gidiyormuş. Sırf o bir hafta önceki yaşadığı şeyden dolayı, çatışmadan dolayı. İşte en sonunda bayram günü yani karşı karşıya gelemiyor hainler. Uzaktan roket atarak 7-8 tane roket atmışlar. Yani bir tanesini tutturabilmişler. Oğuzhan da o anda, tabii ben askeri terimle söylüyorum, ölü bölgeler yani sızma bölgelerine ateş ediyormuşmuş. Mevzisine roket düşüyor ve o şekilde şehit oluyor. Bütün aldığı yaralar ön bölgede. Bu benim için bir kriterdir. Tabii sırtından da yara alabilir. O anki çatışmanın şeyiyle beraber ama ben biraz daha farklı bakıyorum belki. Düşmana sırtını dönmemiş diye değerlendiriyorum ve göğüs bölgesinden yani göğsünü düşmana siper etmiş ve gözünü kırpmamış. Bu biz ölene kadar bizim gururla taşıyabileceğimiz bir şey işte hikaye. Haram yememeyi, bayrak sevgisini, vatan sevgisini, küçükten beri anlattığımız o küçük küçük şeylerin sonra 22 yaşında bunların bu şekilde bir sonuca ulaşarak bize dönmesi bizi sadece gururlandırabilir. En son konuştuğumda Oğuzhan şehit olmadan en son konuştuğumda saat 10'da konuştum. Ben gece nöbetinden çıkmıştı zaten. 10'da konuştum. Hani ben şehit olacağım dedi. Ben de dedim ki hani ben seni vaktinden çalmayayım oğlum sen uyu falan dedim. Anne ben şehit olacağım dedi. Yine dedim gelirsen bizimsin kalırsan vatanınsın oğlum dedim. Allah'ım hakkında hayırlısını versin dedim. Ben senin emanetlerin en güzeline emanet ettim dedim. Ben sana hiçbir şey yapamam her şeyin en güzelini Rabbim bilir dedim. Kurban oldum gelsene ölmeden. Sevsene canıma can ol ey sevdiğim ben ölmeden gelsene kurban oldum gelsene ölmeden gelsene canıma can ol ey sevdiğim ben ölmeden gelsene. Annesi bu konuda daha çok istekli oldu.
Zaten Mücahit de kendisi bırakıp gelmeyi düşünmedi. Kardeşinin ilk şehit olduğu andan itibaren bütün süreçte bulundu. Orada Mücahit'i de gerçekten takdir ettim. Şehitliğinin ilk anından itibaren buraya gelip törenini yapma süresince hep dimdik durdu. Takdir ettim ben de Mücahit'i. Gitmese olurmuş zaten kardeş şehit olduğu için ama biz hiç böyle düşünmedik. Annesi şöyle düşünmüş, öyle söylemiş. Ben sonra annesini kendisinden duydum. Bir tanesi şehit oldu diye biz bir mücadeleyi bırakacak, korkacak halimiz yok. Tekrar görevine gitsin. Yani eğer o da şehit olursa bu da başımızın üstünde. Hatta sonra kendi aramızda konuşurken Mücahit'e de söyledim. Sakın işte evin bir tek oğlu ben kaldım. İşte annem babam başka oğlu kalmadı. İşte ben de şehit olursam ne yaparlar gibi sakın ola sakın düşünme dedi. Biz bu hikayeleri daha önceden çok duyduk. Çok imrendiğim, çok hoşuma giden şeylerdi. Bunu Oğuzhan'ın annesinden de duydum ben. O da benim yani ne kadar şanslı olduğumu gösteriyor. Ben evlatsız yaşarım ama vatansız yaşamam diye Mücahit'e söyledi. Zaten hepimiz de o düşüncede olduğum için gitmesinde çok da bir şey, çok önemli bir olay olmadı bizim için. Tekrar aynı görev yaptı yani Hakkari Çukurca'ya gitti. Orada görev yapmaya devam etti. 1,5 yıl falan daha orada görev yaptı. Büyük oğlum da öyle mesela. Gerçekten o da öyle. Çok kara gözlü bir çocuk. Her şeye atılan bir çocuk. Ona da Oğuzhan şehit olduktan sonra ben onu gönderdim. Mesela bana dediler işte gönderme kardeşinden dolayı memurluk hakkı var dediler. Ben de dedim ki ya olur mu öyle dedim yani. Benim Oğuzhan'dan ne eksiği var onun dedim. Varsın gitsin o da şehit olsun dedim. Hatta ona da dedim oğlum şehit olmadan gelme dedim. Bazen der anne duanın neresinde eksiklik yaptım da ben şehit olamadım diye hala söyler büyük oğlum da yani. Şehadet olayından sonra klasik bir şey olacak ama belki bir tane Oğuzhan gitti, 1000 tane Oğuzhan geldi. Çok şükür elhamdülillah. Gerçekten onlara da bir şey vermeye çalışıyoruz. Yani bence bu bir sorumluluk yani. Şehit annesi babası olmak, kardeşi olmak bir sorumluluk. Çok mutlu oluyorum. Onlara sarıldığım zaman Oğuzhan'a sarılmış gibi oluyorum. Unutulmamak güzel bir şey. Yani bizi çok gururlandıran, çok duygulandıran güzel şeyler oldu. Birisi telefon açtı. Dedi ki abi ben erkek bir çocuğum olacak. Müsaaden olursa şehidin ismini vereceğiz. Yani bu Oğuzhan şehit olduktan sonra yani alınabilecek bundan daha büyük bir şey, güzel bir haber. Yani ben hiç düşünemiyorum. Bunun gibi 6-7 tane ailenin hiç tanımadığımız ama şimdi çok samimi olduğumuz ailenin erkek çocuklarına bizzat şehidin ismini vermeyi istediklerini söylediler. Ben yani genç yaşta çoğu kişinin sahip olmadığı 7-8 tane toruna sahip oldum. Bunlar da bizim için çok gurur verici, çok sevindirici bir olay. Bir tane ailenin tüp bebek tedavisi gördüğünü sonradan hikayesini öğrendim. Eğer çocuğumuz olursa, bir de erkek olursa tam da Oğuzhan'ın şehit olduğu gün o tedaviyi görüyorlarmışmış. Şehidin ismini vereceğim demiş ama tedavileri olumsuz sonuçlanmış. Sonra ilerleyen zamanda normal yoldan çocuk sahibi olmuşlar. Günü gelip doğum olduktan sonra bana bir gün telefon geldi. Erkek çocuğumuz oldu. Adını senin şehidin ismini vereceğiz. Kulağına ezanı sen okur musun dediler. Bu benim dünyada alabileceğim en büyük hediyelerden bir Allah'ın bize verdiği bir hediyeydi. Hepsinin hikayesi var ama uzatmayın. Bir tanesi de 45 yaşlarında bir arkadaştı. 3 tane kızı var. En küçük kızı 12-13 yaşında. Hep bir erkek evladım olsun istemiş. 12-13 yıldır da olmamış. Yaşları da epeyce ilerlemiş. Şehidin töreninde Oğuzhan'ın tabutunun ucundan tuttuğunda Allah'ım bana da bir erkek evlat ver, ben de bu şehidin ismini koyayım demiş. Ağlayarak tabii ki, duygulanarak. 2 ay sonra çocukları olacağını öğrenmişler.
İşte doğum olduktan sonra onun da kulağına ezanı okudum. Bu da çok bana gurur verici bir olay. Yani Allah'ın bir nimeti olarak değerlendirdiğim bir olaydı. Geçen en son gördüğüm rüyada bizim bir tane asker var, çocukluk arkadaşı. Onun elinden tutmuş gidiyor. Ben de ağlıyorum, götürme annem diye. Ondan sonra anne diyor, bak gel diyor, ben nerede kaldım sana göstereyim diyor. Bembeyaz bir perde. Perdeyi böyle aralayacağında uyanıyorum. Ben çok güzel yerdeyim anne, beni merak etme diyor. Çok ben rüyasını çok görüyorum, çok şükür, çok hissediyorum. Her zaman yanımda olduğunu gerçekten hissediyorum yani. Benim gördüğüm ilk zeytin dalı harekatında oturduğum yerde uyuyakalmıştım. Haber izliyordum işte zeytin dalı harekatına, işte onlarla ilgili haberler izlerken uyuyakalmıştım. Sonra rüyamda bir tepenin aşağısından 3 tane silahlı asker geldi. Tam asker demeyin, polis de olabilir. Askerim ama Oğuzhan var. İşte geldiler bana doğru. Ben dedim ki Oğuzhan'a, Oğuzhan oğlum sen şehit oldun. Ben seni toprağa kendi ellerimle koydum. Yok baba dedi, vallahi biz görevdeyiz dedi. Oğlum siz nereden geliyorsunuz dedim. Sınır ötesinden dedi. Ondan sonra uyanmışım. Sabah ezanı okunuyordu. Ben de bu 3 kişi benim hep aklımda geldi. Bizim de Oğuzhan'dan birkaç gün sonra bir polis çocuğumuz şehit olmuştu. Yani aynı memleketimizde şehit olmuştu. Ondan bir yıl önce de bir başka bir polis şehit olmuştu. Ben o gördüğüm 3 kişiyi onlara yordum. Ondan sonra hatta üçünün resmini birlikte yaptırıp 3 kişiydiler bunlar diye. Öyle işte onların resmini yaptırdım. Onlara bakar dururum işte. Böyle bir rüya gördüm. Tabii ki bu konuda anneler daha çok şanslı. Yani ben her zaman söylüyorum bunu. Ben çocuğumu en güvenli anneme emanet etsem bile döner arkama bir bakarım ağlıyor mu diye. Ben Oğuzhan'ı mezarlığa koyduk, geri döndük, hiç arkama bakmadım. Emanetlerin en güzeline emanet ettim ben onu. Hiç düşünmüyorum, hiç aklıma kötü bir şey gelmiyor en azından. Peygamber Efendimiz'e komşu Hazreti Hamza'nın sancağı altında. Ben Umre'ye gittim. Oradaki o kokuyu, o hissi anlatamam Hazreti Hamza'nın kabrinin başındaki. Kızıma da dedim, kızım dedim, bak dedim nasıl güzel koku geliyor. Oğuzhan abin dedim Hazreti Hamza'nın yanında. Şehit ailesiyiz diye asla ve asla bir ayrıcalık gibi öyle bir şey değil. Bir bizim millet olarak yapmamız gereken asli bir görevimiz. Çünkü bundan önce de bizim ecdadımız bizler için bir şeyleri feda etmişler. O yüzden yani bu hep böyle devam edecek. Bu bilinçte devam edeceğiz. Sadece bir şey benim çok dikkatimi çekti. Bu konu eğer değişirse tabii sizin aracılığınızla da söylemiş olayım. E-Devlet'te soy ağacı diye bir şey var. Bir de nüfus müdürlüğünde aile bildirim kağıdı var. Burada ailedeki bireylerin isimleri var. O beni çok etkilemişti. Biraz yaralamıştı işin açıkçası. İşte Alaaddin Küçük sağ, Şerife Küçük sağ diyerek gidiyor. Oğuzhan Küçük ölü diye yazıyor. Bu beni çok yaralamıştı. Dünyayı verseler hiçbir şekilde bir insanın evladına karşılık gelmez. Ama orada Oğuzhan Küçük karşısında da şehit diye yazsaydı bize dünyayı vermiş olurlardı. Yani bu en olumsuz düşündüğüm şey bu. Muhtemelen bunu akıllarına gelmemiş olabilirler, düşünememiş olabilir, atlanmış veya sırası gelmemiş olabilirler. Ben ama bunun düzeleceğine inanıyorum. Ben her zaman söylüyorum. Ben iki oğlumsuz yaşarım, evlatsız yaşarım ama vatansız asla yaşayamam. Ben bunu hep söylüyorum zaten. Bu vatan bizim. Oğuzhan bir çakıl taşını bile kimseye vermedi. Biz de bir karış toprağını kimseye vermeyiz. Bu yaşta torunlarım oldu dedim ya. Yani bir nevi bunun bir ölür bin diriliriz. Ki biz zaten şehitlerin ölmediğine inanıyoruz. Ben buna çok imrenirdim. Herkes ölüyor. Ama şehit de ölümü öldürüyor. Çünkü onlar diridir diyor Allah. O yüzden ben buna hep imrenirdim. Allah da bizi böyle bir şans verdi, böyle bir şeyle nimetlendirdi. O yüzden başımız dik, alnımız ak, Allah'a şükür. Bunu da bize Oğuzhan bıraktı. Ben buradan
hem kendi meslektaşlarım olduğu için şu anda görev yapan bütün uzman çavuşlara, görev başında olanlara, vatan için yüreği çarpanlara, hepsine dualarımız onlarla. Biz onlar orada diye biz burada rahatız. Yani bu bayrak inmeyecek, ezan da dinmeyecek Allah'a şükür. Atalardan bize kalan emanettir bu vatan. Atalardan bize kalan emanettir bu vatan. Susuz kalsa toprağı ölmez, sularız karımızla. Susuz kalsa toprağı